Selamünaleyküm. Hoş geldiniz dostlar. Güzel bir gelişme aktaralım. Rusya'da Kremlin yanlısı Tabloid Komso Moskoya Pravda gazetesinin Rusya Savunma Bakanlığı resmi rakamlarını yayınladığı haberi servis ediyor. Ukrayna'da 9.861 Rus askenin öldürüldü ve 16.000 Rus askenin yaralandığı yazılmış resmi açıklamayı görmektesiniz. Rus tabloid gazetesi Pravda ki Kremlin yanlısı olduğunu söyleyelim çok edici bir rakamı paylaşıyor. Uzman şu değerlendirmeyi yapmış. Kremlin'e yakın Pravda gazetesinin sitesindeki haberi görmektesiniz. Rus kayıplarından bahsediyor. Gazetede çalışan bir gazetecinin bunu sızdırması değilse de niçin yayınlandığı üzerinde düşünmek gerek paylaşımı da bulunulmuş. Yani aslında Putin'e bir mesaj niteliğinde bu rakamların sızdırıldığı belirtiliyor. Putin'i indirmek için ordunun harekete geçmesine dair iddialar var. Yine bir taraftan da Rusya, Kadirov yanlarını bölgeye yollamaya devam ediyor. Rus destekli Kadirov milislerinin yeni birlikleri de Ukrayna'ya sevk edildi. Kadirov şu açıklamayı yapıyor. Aşırı milliyetçi ve banderacı köpekler günlerini görecek açıklamasını yapıyor. Yine Devlet Duması Milletvekili Delim da Maripul'daki sokak çatışmasının yeni videosunu paylaşıyor. Kadir O birliklerinin ön cephede olduğunu belirtelim. İsrail medyasındaki haberde şu cümle kullanılmış. İsrail demir kubbe hava savunma sistemini Rus yapımı füzelere karşı koruma kalkanı için Azerbaycan'da dahil olmak üzere birçok ülkeye sattı. Ukrayna'ya satmıyor çünkü Suriye'de Rusya'dan korkuyor haberi servis edilmiş. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı 48. Dışişleri Bakanlar Konseyi toplantısı için Pakistan'ın başkenti İslamabad'a geldi. Bakan Çavuşoğlu, İslamabad Uluslararası Havalimanı'nda Pakistan Ulusal Gıda Güvenliği ve Araştırma Bakanı Far İmam karşılıyor. Yine elçilik çalışanları da burada hazır bulundu. Yine İsrail medyası İsrail Başbakanı Benatın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşmek için Mısır'a geldiğini söylüyor Bennett. Daha önce duyurulmamış bir ziyaret için Pazartesi günü Mısır'a geldi ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşüyor. Yine dostlar 2019'da Suudi Arabistan petrol üretimini arttırmak istiyordu. Ruslar itiraz etti. Daha sonrasında Aramco tesislerine karmaşık bir saldırı düzenlendi. Aramco'nun petrol üretimi %50'ye kadar düştü. Husiler şeklinde açıklama yapıldı. Fakat o dönem Husilerin bu kadar karmaşık bir saldırıyı düzenlemesi imkansızdı. Yani İran'dan bahsediyoruz. Şimdi de Suudi Arabistan'a ihtiyaç duyulduğu anda Husiler tekrardan Aramco'ya saldırdı. Ve Suudi yönetimi kendilerinden beklenen petrol tedariğindeki sıkıntıdan bahsediyor. Önceki saldırıda iddia edilmişti. Tekrardan da Rusya'nın suçlandığını söyleyelim. Hoşçakalın.